Merhaba dostlar. Bugün sizlere FL Studio ile Mixing'in ikinci dersini çekiyorum. Daha önceki derste Gain Staging öncesi bir hazırlık yapmıştık. Nasıl yani, kanalları grupladık, renklendirdik, isim verdik, ayırdık ve Noise ile Gain Staging'i hazırladık. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve bunların hepsinin mikserdeki girişleri de var. Tabii ki bas kanalları oluşturduk benzer sesler için. Şimdi ilk yöntem olan Gain Staging'de Noise ile Mixing'i, Noise ile Gain Staging'e gireceğiz. Bunun için videonun altına bir link bırakacağım, bir Noise. Bunu FL Studio'nun içine direkt atabiliriz. Hatta şöyle atalım, Audio Track diyelim. Böyle bir ses dosyası bu. Ben bunu tam oturtacağım oraya. Çünkü hızlı bir şekilde kopyalama yapmam lazım. Tamam. Şimdi bunu alıp parçanın sonuna kadar götüreceğim. Her yerde duyabilmem için yapıyorum bunu. Tamam, parçanın sonuna kadar gitti. Aynı zamanda bakın mikserde de var kendisi. Şimdi tam olarak ne yapacağız? Şöyle. Noise'umuzu belli bir seviyeye ayarlamamız gerekiyor. Bu belli seviye dediğimde eksi 12 civarı. Noise da şöyle bir ses aslında. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu eksi 12 civarına bir çekelim. Eksi 12, eksi 9 bu civar yeterli bize. Biraz daha. Tamamen size kalmış. Tam bir şey yok ama 9 ile 15 arası olursa iyi olur. Ne yapıyoruz şimdi? Geri kalan bütün sesleri sıfıra çekiyoruz. Sıfır değil aslında, eksi sonsuza çekiyoruz. Ve ardından bu sesleri tek tek vererek seviyelerini ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi şu sondaki browser'a ihtiyacımız yok. Örneğin mesela davullardan başlayalım. Tabii bunların yerleri de önemli. Kick nerede? Kick burada mesela. En yoğun olarak burada vuruyor yani. Şimdi bakalım. Tam şu kısımdan verelim şimdi. Ne yapıyorum? Bu sesimi, kick sesimi yavaştan açıyorum duyulana kadar. Bu sesin, yani noise'un içinde duyulması gerekiyor. Onu seçebilmem gerekiyor yani. İsterseniz yani bu arada faderlarla yapılabilecek bir iş. Faderlarla yapmak istemezsiniz. Tabii ki kendi içinden de yapabilirsiniz. Ben yani bunu gösterdim ilkini. Aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Ama şimdi kendi yöntemime geçeceğim. Çünkü faderlerle gain'in ayrımını anlatmıştım da önceki videoda. Ben gain ile yapmayı tercih ediyorum. Fader da bu şekilde. Hepsini sıfıra indirerek yapabilirsiniz. Hemen diğerine geçelim. Evet, buradaki bütün ses seviyelerini ayarladım. Şimdi bunu zaten sol tarafı boşalttığım için ben burayı küçülteceğim ve bunu sol tarafta tutacağım. Da şöyle yapalım. Evet. Evet, şimdi yerlerini ayarlayıp buradan da ses ayarını yapacağım. Buradaki her şeyi açabiliriz tekrar. Sorun değil çünkü buradan kıstım hepsini, en aşağıya aldım. Biraz uzun sürdü ama yapılıyor. Şimdi buradan sesin içinde duyulana kadar açacağım. Duyuldu. Şimdi öbürüne geçebilirim. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Unutmamanız gereken tek şey, bu tamamen mixing değil arkadaşlar. Tamamen gain staging de değil. Sizin gain staging'inize yardımcı olacak bir araç. Yani başlangıçta bilmiyor olabilirsiniz. Tam bir bilgi sahip olmayabilirsiniz. Bu sizi yönlendirecek bir araç. Bu gain stage'i yaptıktan sonra küçük oynamalar yapmanız gerekebilir. Tamamen öyle alıp bırakmamanız lazım. Bu sadece, örneğin kulağınız yorulmuştur artık. Yani işinizi yapmaktan ama o gün bitirmeniz gerekiyordur.
Burada kullanabilirsiniz. Aceleniz vardır, bu amaçla kullanabilirsiniz. Ya da gain staging bilginiz yoktur ya da kendinizi o kadar tecrübeli hissetmiyorsunuzdur. Yine kullanılabilir. Ama tamamen gain staging bu değildir. Ama işinizi %70 oranında azaltacağına eminim. Çünkü yani müzikteki büyük bir çoğunluk ses seviyesiyle alakalı. Yani bizim kullandığımız bütün dinamik işlemciler, işte EQ'lar, efektler ses seviyesini etkileyen araçlar. Biz bu yüzden mix diyoruz. Bu yüzden ses seviyelerine çok dikkat ediyoruz. Kesin bir kuralları yok ama çok önemliler. O yüzden kesinlikle hani bunu kullandığınızda büyük bir çoğunlukta yükünüz azalmış olacak. Şimdi bundan sonraki kısımları ben hızlı bir şekilde ilerleteceğim. Videonun daha fazla uzamaması için daha sonra beraber sonuçlara da bakacağız. Evet, şimdi davullara bir göz gezdirelim nasıl olmuş. Daha sonucu buradan bile fark etmemiz gerekiyor. Tekrar hatırlatmak isterim, tamamen doğru sonuçlar değiller. Nasıl ama etkileyici değil mi? Daha henüz bu davullarda böyle oldu. Şimdi devam da edeceğiz bu şekilde. Evet, güzel. Şimdi sıra basslarda. Evet, sıra gitarlarda. Evet. En uzun soluklu yer sanırım sintler. Evet, en önemli parçalardan biri vokal kısmındayız.
Evet, son noktasına ulaştık. Şimdi hepsini beraber bir dinleyelim ve karşılaştıralım. Bakalım neler olmuş. I know you're scared sometimes. Don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do. Taking it day by day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. Cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you've got nowhere else to go, no, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. Evet, gördüğünüz gibi başarılı bence. Yani hiçbir şey yapmamış halimize göre gerçekten çok çok daha iyi. Gördüğünüz gibi hani çok küçük değişiklikler yapılması gerekiyor. Örneğin bas seviyesinin azaltılması gerekiyor. Çünkü yani duyum gereği bası ayırt edemediğimiz için biraz da fazla yükleniyoruz. Ama çok az bir kısılabilir elbette. Şimdi genel olarak bir seviyeyi görmek istiyorum ben. Çünkü mixing'i ya da genişleteceği bitirdikten sonra ne kadar headroom kaldığı çok önemli. Hemen en hareketli yerini alayım. Gördüğünüz gibi en fazla 9 civarında vuruyor. Siz buna headroom'larla beraber 6 civarı ya da 3'e yakın bir seviyede bitirir. Ondan sonra masteringinizi yapabilirsiniz. Tabii ki. Gayet yeterli bir seviye. Eğer daha düşük seviye istiyorsanız noise'unuzu daha da kısabilirsiniz. Tabii o çok düşük olursa ses kartınızdan açmanız gerekiyor. Ses kartınız yoksa da master'a bir tane EQ koyabilirsiniz örneğin en basitinden. Buradan arttırırsanız volümü genel olarak seviyede artacaktır. Aklıma en basit çözüm olarak bu geldi. Herkesin kullanabileceği. Noise ile gain staging bu şekilde. Aradaki farkı gördünüz. Kesinlikle tamamen doğru değil ama dinlenmeyecek kadar kötü de değil açıkçası. Birkaç değişiklikte vokal düzeltme, bas sesi kısılacak gibi şeylerle gayet de yerinde olacaktır. Bir sonraki bölümde Mater ile aynı görevi yapacağız. Ve bunların her birini birbiriyle karşılaştıracağız arkadaşlar. Sonra da genel olarak mixing bölümüne geçmiş olacağız zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.